ediliyor. Hatta göç eden ailelerde bulundukları yeri memleketleri kılma, memleketleri ne dönüştürme gibi bir eğilim de söz konusu olabiliyor. İşte aha, sokak düğünleri veya işte toplu hanımların bir araya gelip işte kış hazırlıkları, halı yıkamalar, hani pek çok geleneksel olgu devam edebiliyor. Hı hı. Öte taraftan da bir kıyaslama imkanı olan çocuklar, özellikle eğitim kurumları farklı çevrelere girip çıkan çocuklarda ifade ettiğiniz bir takım sıkıntılar yaşanabiliyor aileler, hı hı, arasında. Peki bu çatışmalarda ailenin tutumu ne olmalı? Yani nasıl bir bakış açısıyla bu farklılığı hem kendi kültürünü koruma çabası ama öte taraftan da çocuğun o adaptasyon süresini baltalamama gayreti. Bunu nasıl dengelemeliler sizce? Şimdi o konuda benim bir emin değilim. Şöyle emin değilim. Gerçekten kendi kültürünü koruma çabasıyla o güdüyle mi hareket ediyor yoksa alışkanlıkla mı? Hmm, ben alışkanlık olarak diye düşünüyorum. Olabilir, evet. Hani ya işte bizim memleketimizde bu vardı, bunu burada devam ettirmeliyiz, gelecek nesillere taşımalıyız mantığı daha çok kültürü taşımaya yöneliktir. Hı hı. Ama kişi böyle değil de sadece alışkanlık olarak, hı, işte köyünde düğün yapmak için herhangi biriye kira ödemek durumunda değildi. Hı hı. İşte bir alan, bir boş arazide ya da köy için zaten hani biçilmiş alanlar vardır. Düğünler genellikle, mevlütler bir yerde, ortak, hı hı, bir hı, yerde yapılır ve köylü orada toplanır. Bunun için herhangi bir bütçe ayırması gerekmiyordu. Evet. Burada nasıl yaparız bunu o alışkanlıkla? Ya sokakta yaparız. Hı hı. Sokakta düğün yapabilir, doğru. Evet. Yapıyorlar da, şahit de oldum. Hı hı. Ama komşulardan biri rahatsız oldu. Ve gitti, söylendi. Dedi ki lütfen kesin bu şamatayı. Biz rahatsız oluyoruz, evde hastamız var. Şimdi bu ay ya hani 40 yılda bir düğün yapıyoruz, ne oldu ki? Hı. Bu psikolojiyi yaşarken diğeri ya kardeşim düğün salonları var. Niçin düğün salonu kiralamıyorsun da burada biz maruz kalmak zorunda mıyız? Çünkü bu bireyselleşmiş. Evet. İkisi birbirine empati yapamadığından ikisi de birbirini o konumda anlayamıyor. Hı. Biraz alışkanlıkları devam ettirme ya da işte dışarıya kilim serme, oturma, dışarıda nakış dokuma, Hı. Binanın önünde yapma, binaya geçip gidenlerin bu durumdan hani muzdarip olması. Örneğin diğer bina sakinleri ya bu kadınlar burada ne yapıyor? Hani Evet. niçin bunlar evlerine gitmiyor? Hı. Ama onlar gayet rahat. Çünkü neden? Alışkanlıklarını sürdürüyor. Onun için, hı, o doğal. Dışarıda, evet, oturmak doğal. Daha önceden bir bahçesi vardı. Ama şimdi yok. Gidip kapının önüne bir minder koyup merdivende erişini örebilir. Hı. İşte bu da diğer bina sakinlerini rahatsız ediyor. Ya da işte çocuğu rahatsız edebiliyor. Çünkü Evet. çocuk bakıyor ki diğer şehirde yaşayanların anne babaları böyle davranmıyor. Siz niye böyle yapıyorsunuz? Daha fazla eleştiriyor büyüklerini. Hı. Ya da onlardan utanma boyutunda, hani annem babamdır deme boyutunda bile bir çekingenlik yaşayabiliyor. Hı. Arkadaşlarıyla tanıştırma, evinin yerini söyleme gibi konularda. Tüm bunların tabii hepsi sebebi psikolojik. Evet. Bizim nasıl yaklaştığımız. Bunlara Bulunduğumuz göre. Bir yere gidersek biz oranın şartlarına bir şekilde uyumlanmak durumundayız. Durumundayız, evet. Yani Bu da en çok... dışarıda mesela halı rahatlıkla sirkelenir. Hı Bir hı. köy yerinde bu problem değil. Zaten evler mekan olarak birbirine çok uzak. Herkes kendi bahçesi içinde istediğini yapabiliyor. Ama bir apartman kültüründe yalnızca pazartesi günleri balkondan bir şey sirkelemeye izin vardır. Bunun için komşularını uyarmak durumundasındır. Pencerelerini kapamalarını rica edersin. Hı. Çünkü toz olacaktır. Evet. Eğer bu kurallara uymuyorsan komşuların tarafından çok rahatlıkla dışlanırsın. Hı. Bunlar da aslında ifade ettiğiniz üzere en çok anneler etkileniyor demiştiniz ya. Sanıyorum erkekler ailenin büyükleri diyelim, babaları iş ortamında oluyor. Çocuklar daha çok yine iş ortamında veya okul ortamında. Hı. Hani o yaşamı sürdüren daha çok kadınlar olduğu için daha çok etkileniyor sanıyorum.